Merhaba ben. Aplikasyonu ayarladın mı? Bu şapşal bilgisayar yine şapşallık yapıyor. Kendi şifreni hatırlamıyor musun? Senin uzman olduğunu sanıyordum. Ben bir uzmanım. O yüzden şifremi asla kırılamaz yaptım. Acaba bir kere açıp kapatmayı denedin mi? Dur ben bir bakayım. Tamam. O şifreyi kırabilmem mümkün değil. Evrendeki bütün yıldızlardan iki kat daha fazla şifre kombinasyonu var. Bir düşüneyim. Eğer ben olsaydım... Kayak. Baksana ben. Sen kaç yaşındasın? 22. Neden? Kayak 22. Açıldı. Konuşan son ve arkadaşları. Merhaba Angela. Orada kalabalık nasıl? Korkunç şarkıcılarla tanıştın mı? Bunun bir sorun olacağını sanmıyorum. Bak, kendin dinle. Harika. Şovu başlat ve ben de en kısa zamanda geliyorum. Pekala, Angela başlamak üzereymiş çocuklar. O yüzden hızlıca şu demo kaydını bitirelim. Sen hazırsan hazırız. Ne oldu? Yaratılmış en mükemmel aplikasyon tabii ki. Gerçekten mi? Çilekli muzlu smoothie'den yapılıyor mu? Hayır, profesyonel gibi şarkı söyleme programı. En kötü sesli insanı bile alıyor ve bir melek gibi şarkı söylemesini sağlıyor. Ben bir şey söyle. Bana sesin çok kötü mü demek istiyorsun? Anlayamadım ben. Bu ne cüret? Bardak kırma aplikasyonu dahice. Sadece orada dur ve karttakileri oku dostum. Tom ve Angela'nın profesyonel gibi söyle aplikasyonu demek kaydı. Birinci kayıt. Tom ve Angela'nın profesyonel gibi söyle aplikasyonuna... Tamam durduk. Süpürge sesi girdi. Hadi bir daha. İkinci kayıt. Tom ve Angela'nın profesyonel gibi... Tom ve Angela... Tom ve... Biri gidip konuşsa mı acaba? Katılıyorum. O biri sen olmalısın bence. Ben mi? Neden ben? Ben beynim. Sen de ağız. Evet, bu doğru. Peki ya çok kızar da işimi yapmamla ilgili sorunun mu var derse... ...ya da kavga falan etmek isterse ne olacak? Belki birine sessiz olmasını söylemesini rica edebiliriz ama kime? Biliyor musunuz, eğer bir komedi dizisi olsaydı... ...Doktor, Profesör ve Şapşal Hayalet gibi... ...saftirik arkadaşları tam da şu anda sahneye girerdi ve ona yaptırırlardı. Ne kötü ki öyle birini tanımıyorsunuz. Ne? Affedersiniz Bay Bahşivan Bey. Ama biz çekim yapmaya çalışıyoruz ve... Şey, bayım, biraz bakabilir misiniz? Şey, beni dinlemedi. Başka bir yol denemeliyiz. Buldum. Yaprak makinesini hackleyip onu devre dışı bırakacaksın dostum. Bilirsin işte böyle internetle falan. Tamam. Yaprak makinelerinin internet bağlantısı olmaz genelde. Ama şehir internetine bağlanmayı deneyebilirim. Ve bahçıvanın akıllı girişine yönlendiririm. Evet, başardık. Şimdi şu reklam çekimini bitirelim artık. Başka bir ses girmeden önce ve kayıt. Tom ve Angela'nın profesyonel... Bu adamın nesi var böyle? Teşekkür ederim. Herkes iyi vakit geçiriyor mu? Angela'nın profesyonel gibi söyle aplikasyonunu ilk kim denemek ister peki? Bu adamın sessiz olması için daha ne yapmamız lazım? Her şeyi de denedik. Sanırım artık hayatımız böyle olacak. Affedersiniz bayım. Makineniz çok gürültülü. Lütfen onu kapatır mısınız?
Vay canına. Siz de bunu gördünüz mü? 7 yaşındaki bir çocuktan çok daha kötü bir iletişim yeteneğimiz mi var bizim yani? Bir sonraya hazırlıklı olmalıyız. Saklanıp sorunun geçmesini beklememeliyiz. Net olmalıyız. Esin olmalıyız. Ve insanların bizim istediğimizi yapmasına yarayan bir aplikasyon yaratalım. Birini daha iddialı yapan bir aplikasyon ilginç bir fikir olabilir. İddialı aplikasyon. Buldum. Bu şapşal çarkı aplikasyonunu yeniden programlarsam bir iddialı aplikasyonunu yaratabilirim hemen. Bekle. Sanki bir şeyi unutuyormuşuz gibi oldu. Yok ya. Ama nereye gidiyorsunuz? Eminim birazdan gelirler. Biraz daha bekleyemez misiniz? Aa, bakın ona değecek. Tom ve ben resmen gelmedi. Onları bir daha gördüğümde ahlakla ilgili bir konuşma yapacağım. Bir kere daha çevir. İşte karşınızda iddialı aplikasyon. Dünyanın ilk havadaki güvensizliğini alan ve kendine güvenen emirlere dönüştüren mükemmel aplikasyonu. Yani mesela ben şöyle yapsam. Git! Bana meyve suyu getir! Meyve suyu. Bir şey yaradı. Senin istediğine karşı gelemedim. Sesin çok şeydi yani. İddialı mı? Evet. Hadi kullanalım. Çocuk yere yapma, 10 tane şınav. 1, 2, 3, 4, 5. Dikkat postacı. Mektuplarımın uçak şeklinde katlanıp tencereden içeri uçurulmasını istiyorum. Reklamlar hariç. Affedersin. Tamam. Bana bir pasta yap. O aslında sadece canlılar üzerinde işe yarıyor Hank. Bu çok kötü. Pasta yemek çok iyi olmaz mıydı şu an? Bize pasta yap. Bu aplikasyon bizi zengin yapacak. Hiçbir şey bundan daha iyi olamaz. Evet, öyle siz değil mi? Bana neden gelmediğinizi söyleyecek misiniz? Angela! Biz tamamen unutmuştuk. Unuttunuz mu? Evet, biliyor musun? Çok dahice bir aplikasyon fikrim vardı ve... Arkadaşını terk etmekte bir sıkıntı görmedin yani. Ama hayır, arayabilirdin. Mesaj atabilirdin ya da bir mail. Angela, bunu affetmeni istiyorum hemen. Ve meyve sularımızı da tazele. Ah, git kendin tazele. Angela, bekle. Angela, bekle. Neden o alet Angela'da işe yaramadı? Muhtemelen Angela'nın beynindeki müzik dalgaları öyle güçlü ki... İşte artık sıra bende. Hey, onu hemen yere koy. O bir oyuncak değil. Bana şeker getirin. Tamam, işte şekerlerin. Şimdi onu bana ver. Benim daha iyi bir fikrim var. Bana şeker dağı getirin. Şeker dağı. Ama önce onlar başlattı. Sen haklısın. Aramalıydım ya da mesaj atmalıydım. Ya da geleceğim deyip gelebilirdin. Biz gelecektik ama sonra yeni bir aplikasyon keşfettik. Sen sır tutabilir misin? Dünyayı daha iyi bir yere çevirebilir. Ben dünyanın en güçlü çocuğuyum. Sizin yeni kralınız benim. Bana tüm şekerleri getirin şimdi. Tabii hala tamir etmemiz gereken bazı yerler Bekle. Var. Tüm kuru üzümleri ayın. Ne? Sakın ben onları sevmiyorum. Onlar meyveci, ben şeker istiyorum. O şeyi Ginger'ın elinden almalıyız. Peki Angela'ya ne dersiniz? Ben? Evet, sen. Senin beynindeki müzik dalgaları öyle güçlü ki iddialı aplikasyonunun dalgaları sende işe yaramıyor. Ya da sen çok güçlü bir kadınsın diye. Ben seni hiç öyle... Hemen bana şeker getir. Asla olmaz Ginger, sana... Tamam, veriyorum. Angela! Onu durdurabilecek tek kişi sen olabilirsin. Şu an oldukça meşgulüm Angela, canım. Angela, sen çok temizsin. İt kafandan aşağı bir kova çamur dök ve saçlarını tuvalette yıka. Beni kandıramazsın. Aşağı inip bir denesene. Hey, bir şeyler ters gidiyor. Ve bu da bana emredeceğin son şeydi. Kapak oldum. İtiraf ediyorum, ben mükemmel değilim. Eğer hepsini baştan yapabilseydim, şekerleri daha hızlı yerdim tabii. Hadi baştan başlayalım.
Tom ve Angela'nın profesyonel gibi söyle aplikasyonu 47. kayıt. Tom ve Angela'nın profesyonel gibi söyle app yine ne oluyor? Yine mi? Pekala, gidip konuşurum. Ama sadece Hank bu pisliği benim için temizlerse. Hank olmak kötüymüş. Dur bir dakika. Tamam.